etsinler. Burcu, peki bir şey merak ediyorum. Sen Muhammed'e ya bu kadar çok seviyorsan bir anlamda onun çocuklarını da düşündüğünü tahmin ediyorum. Muhammed'e evet. Git desen, git orada kal desen bir anlamda işte yani bu aşkı da böyle kalbine gömsen. 3 çocuk var çünkü. Şimdi bir yuva var. Hanım, evet bakın çok güzel konuştunuz. Siz bana sordunuz ben de söyleyeyim. Muhammed bana geldiğinde ben Muhammed'i tam bir hafta boyunca eve göndermeye çalıştım. Yalan mı Muhammed? Doğrudur. Ailene geri dön. Bak 3 tane çocuğum var. Ben buralardan gideyim. Sen burada ailenle mutlu ol dedim. Ama bunu kabul etmedi. Bırakmayacağım dedi. Ve ben size Didem'in oğlanım şunu söyleyeyim. Diyorum ya hep ailesi. Ve ailesine ben haber gönderdim. Muhammed'i aradığınızda bağırıp çağırmayın. Küfür etmeyin. Düzgün konuşun. Muhammed'i eve ben geri göndereceğim diye haber gönderdim. Hangi bayan sevdiği için bunları yapar? Bana söyler misiniz? Biraz da o çocuklara bu kadar çok olgun davrandığını söylüyorsan eğer, yani Muhammed biraz senin etkinde kalıyor. Ben biraz dün onu gördüm. Mesela canlı yayına çıktığında sen gözleriyle senden onay aldı, izin aldı. Senin çünkü babası şunu diyor, Muhammed amca şunu söylüyor, Elif'e de onu söylüyor. Yani tabii bu aklını, beynini yıkadı diyor. Çok kaba bir deyim oldu biliyorum ama. Onlar konuştular, ben de konuşayım. Ondan sonra yayını bırakın. Tamam, söz. Dışarıdan geleni de annesine bağlayın, kız kardeşine bağlayacağım da bir bakayım ne diyecek. Ben bakalım. Görüşeyim onlar, ondan sonra size bırakıyorum. Tamam, duydun mu Burcu? Duydun mu? Didem Hanım, ben size sizin sorunuza cevap vereyim. Şimdi bir erkek arkasında güçlü bir kadın olmasını ister, doğru mu? Doğru. Ben şimdi evet bakın eşim... Bir kadın da arkasında güçlü bir erkek ister. Aynen öyle. Benim eşim güçlüdür. Benim eşim merttir. Erkek arkadaşım, sevgilim ne derseniz. Ve ben onunla beraber inşaatlara gidip ustalarla beraber görüşürüm. Neler yaptığını konuşurum. Müteahhitlerle görüşürüm. Muhasebelerini tutarım. Yani ben elimden geldiği kadar Muhammed'in yanında olduğum için. Yani bu sadece benim lafımı dinlemek değildir bakın. Siz bunu yanlış algılıyorsunuz. Sen Muhammed'e baskı yapıyorsun. Hayır, baskı yapmıyorum. Ben Muhammed'in zor zamanında maddi manevi yanında olduğum için böyle. Anladım. Elif'e de söylesin bakalım. Elif'e duydu mu Burcu'yu? Ne diyeceksin? Acayip sözler söyledi. Eşim beni hiç arkadaşların yanına götürmezdi ki, inşaata götürmez diye. Kıskanırdı. Geri çekil derdi. Bunu nasıl götürüyor onu çok merak ediyorum. Her şeyden kıskanırdı, söylesin. Bir dakika dur. İki kadın. Söz veriyorum geleceğim. İki kadın konuşsun, söz veriyorum geleceğim. Diyordum Muhammed işe götür beni bakayım diyordum. Yok. Gitmeyeceksin. Muhammed şuraya götür beni bakayım. Hayır. Otur. Ne yaptım ben de oturdum. Duydun mu Burcu? Elif duydum. Elif neden götürmüyordu biliyor musun? Bak bugün çok güzel olmuşsun. Gerçekten çok güzel olmuşsun. Keşke bunu Muhammed senin yanındayken yapsaydın. Keşke bunu bu kadar orada hani böyle cesaretli konuşuyorsun ya. Keşke Muhammed'in karşısına çıkıp da sen bunların hesabını sorsaydın. Bak bunların hesabını sorsaydın. Keşke Muhammed sana... Muhammed istemedi ki, kıskandı. Bak, Elif hayır kıskandı. Ama seni kıskanmıyor Elif. Açığı yok bu. Başka bir şey. Kıskançlık diye bir şey yoktur Elif. Güvensizlik belli vardır. Belli oluyor zaten. Boğazına kadar badileri giydirirdi. Belli oluyor. Git değiştir. Belli Elif, oluyor. Çünkü neden biliyor musun? Bak ben sana şunu söyleyeyim. Ben de ne yaptım? Saygımdan her dediğini yaptım. Keşke yapmasaydım. Ben seninle çatışma istansa değilim. O kadar şimdi de aklımıza da bir yapmam. Elif kalbin temiz. Bak safsın. Böyle ağzından kötü bazen kelimeler çıkıyor ama olsun, sinirlisin, farkındayım bunun. Ama sana şunu söyleyeyim. Bir kadın ne olursa olsun kendini geliştirmeli. Bak bugün ne güzel olmuşsun. Bak bir şey söyleyeceğim Burcu bir şey söyleyeceğim. Anladığım kadarıyla ikna yeteneğin güçlü. Sen bu sözlerine biraz da Muhammed'e dönsen. Muhammed yuva önemlidir. Git 3 tane çocuğunu düşün. Çocuklarının başında dur. Onlara sahip çık. Onlara babalık yap. Eşine de sahip çık desen. Bence sen Muhammed'i ikna edersin ya. Ben sana güvendim valla. Didem Hanım ben size şunu bence söyleyeyim. Bence sen ikna edersin Muhammed'i. Muhammed seni dinler. Didem Hanım şöyle bir şey söyleyeyim. Ben ona bir hafta boyunca biz boşanma davasını bakın. Tarihe bakın. Bir dakika bitirsin. Tarihe bakın. Biliyorum. Dur, zamanımız var söyleyeceksiniz. Evet. Bakın boşanma davasına bakın. Benim yanıma geldikten 2 hafta sonra açtırdım ben. Çünkü o 2 hafta sürecinde Muhammed'i ikna etmeye çalıştım. Muhammed evine geri dön. Ama maşallah o aile
durmuyor ki dedim hanım. Arıyorlar. Ne altı. Konuşmayın böyle. Bir çocuğu ya da bir insanı eğer ki ikna etmek istiyorsan kötü sözlerle ikna edemezsin, uzaklaştırırsın Muhammed kendinden. Çocuğun mu peki senin? Çocuk dedin de Muhammed'e 32 yaşında adam. Muhammed amcamla Elif diyor ya, imza yetkisi bende, aklımda hep böyle çocuk kaldı, ergen kaldı, o yüzden diyorum. Muhammed çok iyi ya. Peki bak, Muhammed amca bir şey söylüyor. Şimdi lütfen onu da dinle. Bak. Tanıyım hanım. Kim onlar Muhammed amca? Erkekler mi? İlişkileri mi varmış? Evet. Eşimin çalıştığı kişiler bekliyorlar. Bunlarla beraber, eşimle beraber çalışıyor bunlar. Ha, Muhammed'le çalışan kişilerle evet. Birlikte evet. Olmuşsun. Peki Muhammed amca bir şey soracağım. Tek bir şey soracağım. Özür bana dileyerek. Bana Muhammed amca deme. Benim beraber olduğum, farz et ki 10 tane 20 tane adam oldu. Ya bir dakika, gözüne kurban olduğum benim yolumun üzerinde. Sahibisi sağ olsa seni orada zaten saklamaz. Öldü. Muhammed amca, farz et ki senin bana dediğin Muhammed gibi amca biriyim. Deme. Bak, tamam, farz et ki senin geçtiğin yoldan, yürüdüğün bak, yoldan yürümem, gitmem. Bir şey söyleyeceğim. Farz et ki senin dediğin gibi bir kadınım. Seni ne ilgilendirir? Sen, ya da bir başkasını ne ilgilendirir? Kendimin hayatı kimi ilgilendiriyor? Işte, sen bunu elde ettin. Sen bunun yapmaz. Çok kişilerin parasını yedin. Murat'ı da 2 ay sakladın. Benim kaynımın oğlunu. Hongur hongur ağlıyor şimdi parasızlıktan. Bir şey söyleyeceğim. Bu iftiralara ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Konuşma. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Bakın bir şey söyleyeceğim. Az önceden beri olumlu konuşuyorum. Ben her zaman olumlu konuştum. Ama bu iftiraları yasal yönden zaten başvurumu yaptım. Onlar da bak bir şey söyleyeceğim. Bak Burcu bir şey söyleyeceğim canım. Şimdi normalde bir orta yolu bulmazsanız baya baya yüklü bir tazminat ikiniz beraber. Evinizi mi satarsınız, arabayı avukat mı satarsınız? Avukat Bey'im burada söylesene evet. Avukat Bey. Avukat gözlerine hanım. Kurban. Avukat Hanım. Güzel. Didim Hanım benim elimde bana çekilen yazılan küsürler var. O başka. Var, o başka var. Da baya yüklü tazminat geliyor, ben öyle söyleyeyim. Ne yani. Abla, şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim de onlara. Yasaları ben de biliyorum. Ben de her gün anneyim. Tamam Burcu, benim bekle. Burcu bekle. Benim oğlum diyor ki ben de çocuklara baktım diyor. Benim kapı yatıyorum. Rahatsızım ben. Kapıyı bu açtı ki benim yatmış olduğum içeri. Çocuklara dedi niye para vermiyorsun lan dedi baba bu. Baba yavaş yap. Tamam, geri sakin yat. Sakin ol. Kendisi, kırmızı oldun, geri yat. Dedim oğlum çalışıyorsun ya. Ben niye para vereyim? Ablası ondan 5 milyar aldı. Ayşe ablası 5 milyar ondan aldı. Etti 10 milyar. Ne yapıyor paraları? Hani boşver, ne yapıyor? Bir, ne yapıyor? Arabamız var bizim. Arabamız Erzurum'un önce ödeyemediği an onlardan aldı. Para etti, alıyor. 15 onu söylüyor. Ha, ne söylüyorsun? Anasından para almayınca gitmezdi. Bir adam anasından para ister mi? Duydun mu? Muhammed ayaklarının üzerinde durabilen biri değil misin? Onu söylüyor anası baba. Olmasa, abla, bunun anası olmasa çocuklar okulda aç kalır. Aç. Aa, duydun mu Muhammed? Aç kalır. Dur Muhammed amca. Ha. Evimde ne olursa yaktı. Bir tane su aç. Dur Muhammed amca. Bir tane su aç. Bir tane su aç. Bak kızardın bir de. Bak, sus, dur. Kızardın. Tamam söyle. Ay, tamam. Önce bir susmayı öğren. Tamam bir sesini alalım. Muhammed amca bir sakin olup susar mısın lütfen? Sen de babana saygı göster. 75 yaşında bir adamdan bahsediyoruz Muhammed. Yani ayıp yani. Tamam şimdi konuş. Sustu o. Abla Didem abla. Ben bu saatten sonra ben şurada canlı yayını artık kapatıyorum. Ben bunlarla uğraşacak vaktim yoktur. Tamam mı ablacığım? Ya babanı üzdüğün için. Peki çocuklarını en son ne zaman gördün Muhammed? Ben 3 ay sonra Didem abla. Uşaklar istemiyor ki Didem abla. Benim uşaklarım. Muhammed'e sordu. Kendileri göstermeye. Zaman geri gelir. Bunun üç ben de değil. Ay kendisi çocuklarımı göstermedi. Ailem dahil. Bunun içinde babamın anlattığı o borçlar bilmem neler. Bana herkes borcunu gönderdi. Biz buradan tekrar hepsine aynı şekilde IBAN'a parayı gönderdik. Benim bir Allah'ın buna borcum yoktur. Babam oraya çıkıp da benim boşanma davam Elif'lendir. Babamla değil. Tamam mı ablacığım? Benim borcum babamı ilgilendirmez. Muhammed bak baban sen sonuçta
Muhammed amcanın oğlusun. Ya kendi adını da bak kendi adını Muhammed amca. Bir şey yapamadı. Muhammed amca bir şey yapamadı. Siz alır mısınız Muhammed amcanın sesini? Alın Muhammed amca. Muhammed amca seni sevmiş. Yani kendi adını vermiş sana. Yani çocuklar ayrılmaz ama. Beni sevmedi abla beni. Tamam. Verdiğinde bu da kırmızı oluyor. Tamam. Ya sakat sonuçta. Tamam engelli yani. Ha, evet. Üzülme. Bak kayınpederine üzülüyor. Ya bir şey söyleyeyim mi? Muhammed amca. Şimdi mi kokuyor? Tamam Muhammed amcam dur kurbanın dur canım olsun, benim bak baban engelli evet. Allah korusun kıpkırmızı oldu hiç baban için endişelenmiyor musun Muhammed? Eşime gene gösteriyorum benimle ne? Evlenir misin eşim? Benimle evlenir misin? Rica ediyorum. Benimle evlenir misin? Burcu kötü oldu ama. Kötü olur tabii. Ama şu saatten sonra Burcu'ya veyahut da Burcu'nun erkek kardeşine veyahut da Muhammed kızına amca. Veyahut da Muhammed. Burcu. Onlardan da biri Elif'e bana bir zarar görse ben de onları suçlarım. Ya rica ediyorum Muhammed amcacığım rica ediyorum. Muhammed tamam. Amcacığım rica ediyorum. Tamam. Rica ediyorum. Bak yayın yapamıyorum kurban olayım. Ben oradaki durumu bir anlayayım. O zaman Muhammed amcayı dışarı alacağız. Muhammed amca çok dolu ve ateşli söz dinlemiyor. Burcu neden ağlıyor? Muhammed amca biraz susarsan...